Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir mantar videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz aradan 2 hafta geçti son mantar videomuz. Ben de bir bisiklet turu yaptım. Bisiklet turu sonrası bir mantar sefası yapalım dedik. Yine bir ormana geldik. Bugün çok ümitliyim. İnşallah birkaç çeşit yenilebilen mantarlarla buluşacağız bugün. Bir ormana bir dalalım. Sonra bakarız. Börtlemler olmuş. Buradan birkaç tane nasiplenelim. Bugün kızım da var yanımda. Hemen ormanın girişinde bir tane Flingpilz uçan mantar, yani şirinler mantarı gördük. Şimdi bir girelim, bir ormanın kenarındayız. Burada ben bir tane şakba görüyorum. Bu ne? Aa, taş mantarı. Çok büyümüş. Böyle parmak izi bırakınca, yumuşak olunca bunları almıyoruz. Burada da var bir tane. Bu nasıl? Bu da aynı. Geçmiş bunlar, geç kalmışız. Çok ümitliyim demiştim. İki tane taş mantarı ama bırakıyoruz. Kısa bir bilgi vereyim. Zehirli mantarlar yalnızca zehirlemiyor. Geçmiş mantarlar da zehirliyor. Ona da dikkat edin. Onun için o Steinpilz'leri bıraktık taş mantarlarına. Veyahut da çörek mantarı deniyor onlara. Ne kadar taze olursa o kadar iyi. Şurada bir tane görüyorum. Şurada da var bir tane. Bunlar neymiş? Bakalım bir. Ha. Bunlar Galenrolling. Alt borucukları biraz böyle pembeleşiyor darbe alınca. Bunlar yenmiyor, acı. Zehirli değil ama mide zehirlenmelerine yol açabilir. Yani cırcır yapabilir. Bırakıyoruz bunları. Burada da bir tane Steinpilz. Buna da geç kalmışız. Bu da yumuşamaya başlamış. Borucukları sararmış. Orada da görüyorum bir tane. Zoma Steinpilz bunlar. Bunların hepsi geçmiş. Geç kalınmış. Yapacak bir şey yok. 3 tane, 4 tane de burada var. 1, 2, 3. Biri de orada. Bunlar da yumuşamış. Hepsi yumuşamış. 4, 5, 6. En az 10 tane gördük ya. Burada bir tane ufak görüyorum. Ne bu? Bu bir cadı mantarı. Cadı mantarını birkaç kez bulmuştuk. Sizlere de tanıtmıştık. Şöyle yeni bir çam var. Onu da göstereyim size. Kesince hemen oksijenle temas edince mavi oluyor. Alt borucukları kırmızı, üst çakması kahverengi oluyor. En önemlisi, bunlara dikkat ederseniz borucuklar ailesinden hiçbir şey yanlış yapmazsınız. Bunu sepetimize atalım. Burada da Goldrolling'ler var. Göstereyim size. Altın borucuklu ailelerden. Bunlar da yenilebiliyor. Sadece şu üzerindeki şakbasını soyacaksınız. Bişerken çünkü salya bırakıyor. Bu biraz gitmiş ama şunu alacağım. Kızımla beraber geziyoruz. Çok ümitliyiz dedik ama taş mantarları bayağı bir geçmiş. Burada bir tane taze var. Bakayım bir. Evet, bu da bu Goldrolling. Bunu da alabiliriz. Melike koşturuyor. Buldu muhtemelen bir şey. Steinpilz'e benziyor. Şunları alır mısın sepete? Bir tane taş mantarı. Bu sağlama benziyor. Şurada da var galiba, ağacın dibinde. Bir tane sağlam taş mantarı bulabildik. Bakalım bir kurtlu mu? Hayır, değil. Bu da sararmaya başlamış ama normal. Üzerine basınca parmak izimiz kalmıyor. Şurada da galiba var bir tane. Çıkmış. Bakalım bir. Evet. Ama bu yumuşamış. Geçmeye başlamış. Şimdi bir tane kestane mantarı bulduk. Bakalım bir. Maroon Rolling. Bunlar darbe alınca böyle borucukları morarıyor. Bu biraz yumuşamış, bunu bırakacağım. Pek iyiye benzemiyor ama şurada da var bir tane. Bu da küf tutmaya başlamış, üstü beyazlamış. Bunu da bırakacağım. Bir yağmur bir sıcak, bir yağmur bir sıcak yiyince mantarlar da gidiyor. Şurada da bir tane marone var. Ama bu çok iyiye benziyor. Evet. Süper. Süper bir kestane mantarı. Hemen şurada ağaçta da buldum bir tane. Bu da çok iyi. Bunu da alıyoruz. Bunlar bir yerde olunca çok oluyor. Şurada da var bir tane. Bakayım bir. Bu da iyi. Şakbasına dokunuyorum ve alıyorum. Melike mittim. Kopya kombitte. Buralar kestane mantarıyla dolu. Bu da çok iyiye benziyor. Tazecik. Bunu da alıyorum. Şu eğilince daha iyi görüyoruz. Birkaç tane buldum burada. Hemen temizleyelim. Bunların sade alt borucukları morarıyor. Darbe yiyince kısa bir süre sonra. Şunların ayaklarını keseyim ama bu görüyorsunuz kurtlanmış.
dibine kadar gidiyor. Bunu burada bırakıyoruz. Bu iyi. Kenarlarını da böyle kesebiliriz. Tertemiz. Bunlar da tazecik. Evet, burada da bir tane huş ağacı mantarı duruyor. Bietnerling çok iyiye benziyor. Huş ağacı mantarı diyoruz. Çünkü sapı huş ağacına benziyor. Ve yakınlarda her zaman için huş ağaçları bulunuyor. Şurada birkaç tane var. Bunun sapını keselim. Bunun sapında da böyle bir mavileşme, morarma olabiliyor. Şurada da bir tane gördüm galiba. Yok, değilmiş. Şuraya bakar mısınız? Bir tane daha cadı mantarı buldum. Üstü kestane rengi. Bakalım bir. Bu daha tam yenilecek şekilde. Bakalım bir kurtlanmış mı? Hayır. Hemen morarıyor. Bunu da sepetimize koyalım. Bir tane daha taş mantarı bulduk. Küçük. Şimdi biriktiriyoruz. Böyle kestane mantarları, taş mantarlarını gösterdik size. Onları pek göstermiyoruz. Yeni mantar buldukça size göstereceğiz. Sizi sıkmamak amacıyla. Şöyle bir ormanı bir değiştirelim. Karşıda bir büyük orman daha var. Oraya da bir geçelim. Burada ilginç, ilginizi çeken bir mantar buldum. Sinek kondu mantarı. Stinkmoche. Bunlar yumurta halindeyken yeniyor. Ama bu hale çıkınca yenmiyor. Zehirli. Zehirlemeler yapıyor. Bunu burada bırakıyoruz. Daha işte marune. Daha ne sayını? Ya. Kızım da birkaç tane kestane mantarı bulmuş ama bu kurtlu. Dibine kadar geçmiş. Şuna bir bakalım. Bir tane ganrioling bulmuş. Taş mantarı sanmış bunu. Ama taş mantarı değil. Bunu bırakıyoruz ne yazık ki. Bunu alıyoruz. Şuna bir bakalım. Bu da iyi. Bunu da alıyoruz. Şöyle tut. Keselim. Bir bakalım bu kurtlanmış. Bu iyi. Evet. Bugün çok ümitliydim. Burada ben bir taş mantarı görüyorum. İki tane görüyorum. Üç tane görüyorum. Bıçağı ver kızım. Şöyle çıkaralım. Bunları da kes. Hiç kurtlanmamış. Süper. O nasıl? O geçmeye başlamış gibi yumuşamıştı. Bakayım bir. Tekrardan. Evet. Bunu bırakalım ya. Onlar perpet galiba. Bir bakalım yine de. Aha orada bir tane taş mantarı görüyorum. Bunlar perpet. Bunlar da yeniyor ama tadı güzel değil. Kızım burada bak bir tane Steinpilz var. Çok iyiye benziyor. Evet. Oo, tertemiz. Süper. Bakarak gidelim. Perpilz dediklerimiz bunlar. Bunlar yeniyorlar. Grauwürzling ama bunlara benzeyen zehirliler de var. Onları almıyoruz. Bunlar nedense çok fışkırmış. Ama taş mantarları da bayağı çabuk büyümüşler son günlerde. Buradan yukarıya doğru gidelim bir. Burada da sürüsüyle perpet çıkmış. Bunlar darbe yiyince kızarıyorlar. Bunlara benzeyen Grauwürzling var. Bir de Pantapilz var. O öldürücü. Zehirli. Ama biz bunları almıyoruz. Altında etek oluyor. Yani taş mantarına benziyor üstten belki ama lamelli. Borucuk ailelerinden değil. Şimdi buralarda birkaç tane daha kestane mantarı var. Ama bir şey daha göstereceğim size. Burada da bir tane Santrioling var. Bu da yenilebiliyor. Ama görüyor musunuz? Bu da borucuk ailesi. Bu da şakmalarında değişiklik var. Alt borucukların Santrioling sapsarı, bu açık sarı kestane mantarı darbe alınca borucuklarında sararıyor, morarıyor, pardon Santrioling darbe alınca şey yapılmıyor. Yenilebiliyor ama tadı güzel değil, ekşimsi. Ama şurada bir kestane mantarı var. Kestane mantarları çok güzel. Bunları alıyoruz. Kestane mantarları çok var burada. Taze olan kestane mantarlarını alıyoruz. Aynısı çörek mantarları için de geçerli. Yani işte Steinpilz'ler için. Burada kestane mantarları bayağı bir büyümüşler. Kurumuş, çürümeye başlamışlar. Onları bırakıyoruz. Kızım bana yetişene kadar birkaç tane topladım.
Şöyle bakın, tazecik çıkanlar da var. Bunlar daha leziz oluyor, tazecik. Kızım gelsin de şunların saplarını temizleyeyim. Her yer kestane mantarı dolu. Şurada da görüyorum 2 tane, 3 tane. Bayağı bulduk bunlardan. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu bırakalım. Şurada tazeler var. Kızım şuraya koydum birkaç tane. Onların sapını temizler misin? Görüyorsunuz ne kadar temiz. Şurada da var. Yiyebileceğimizden çok. Onun için şu büyükleri bırakıyorum. Küçüklerden almaya bakıyorum. Şunların da temizle. Bunu bırakabiliriz aslında. Sepetimiz dolmaya başlıyor. Çoğunlukla kestane mantarı. Tadı da çok güzel tabii ki. Şurada var büyük bir tane, bırakıyorum. Her yerde fışkırmaya başlamış. Ama gereğinden çok almıyoruz. Hem hayvanlara bırakıyoruz, hem başka insanlara. Hem de bunlar büyüdükçe spor bırakıyorlar. Seneye de kestane mantarları oluyor. Ha, şurada çok güzel bir tane var. Aynı taş mantarına benziyor, çörük mantarına. Ama kestane mantarı. Sen de buldun değil mi? Şuna bir bak, bir korklu mu? Dibine kadar kes. Yok, iyi. İyilince daha çok yürüyoruz. Burada başka bir mantar buldum. Bunu Nazmi ile Barış'la beraber yemiştik. Aynı et gibi tadı var. Parasol Riesenschirmling şemsiye mantarı. Şunu şöyle bir göstereyim. Bunun altı lamelli. Lamelleri kırılabiliyor, dökülebiliyor. Şurada bir yüzüğü var. Şu yüzük oynuyorsa yukarı aşağıya yeniliyor demektir. Bunu da alıp yiyebilirsiniz. Bazen böyle bir darbe alınca kızarıyor. Şakması böyle benek benek. Bunu yağda sapını tam kesiyorsunuz. Hem üstlü hem altlı kızartıyorsunuz. Et tadı veriyor. Hakikaten aynı bonfile tadı. Şurada birkaç tane daha kestane buldum. Melike şu sepeti getir de şunları koyalım. Bu da güzele benziyor. Süper. Bunu da alıyoruz. Şurada da şemsiye mantarlarından bir düzine çıkmış. Bunlar böyleyken, tazecikken daha güzel oluyor. Bu biraz su çekmiş. Ama bu çok iyi. Dediğimiz gibi yüzüğü oynayacak. Şurada da var. Şunu da alalım. Bakayım bir. Bunu bırakıyorum. Ama bunun ikisini alıyorum. Zaten saplarını evde tamamen keseceğim. Bakalım bir kurtlanmış mı bu? Evet. Bu kurtlanmış. Ama bu kurtlanmamış. Onu alalım. Bırakacağım onları. Şimdi sepetimizi yarı doldurduk. Birkaç tane şemsiye mantarı. Taş mantarı. Yani çörek mantarı da deniliyor. Steinpilz. Çoğunlukla da marone, kestane mantarlarımız var. Şimdi ben bunların birkaçının kaba temizliğini burada yapacağım. Pisliğimizi eve götürmeyeceğiz. Sonra afiyetle biz bunları yiyeceğiz. Birçoğunu da kestane mantarının ince ince doğrayıp güneşte kurutup sonra cam kavanozlara koyuyorum ve kışında soframda yiyebiliyorum. Bunu birçok mantar türleriyle yapabilirsiniz. Birçoğunun kaba temizliğini yaptık. İnce temizliği de evde yapacağız. Sizlere teşekkür etmek istiyorum izlediğiniz için. Böylece bir mantar videosu sonuna daha geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek ümidiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.